Bu arada tabii ki AK Parti'nin de adayı belli değil. Tekirdağ bekliyor. AK Parti eski Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop önümüzdeki yerel seçimler için AK Parti'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaktan vazgeçti. Ne kim diyor bunu vazgeçti diye. İnce ayar. AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimler için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı %100 Süleymanpaşa eski ilçe belediye başkanı Sayın Cüneyt Yüksel olacaktır. Cüneyt Yüksel'e başarılar diliyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz diyor İnce Kulis. Nereden duydunuz bunları ya? Nereden duyuyorsunuz böyle şeyler arkadaşım ya? Allah Allah, Allah Allah. Tabii şimdi Cüneyt Yüksel eğer Süleymanpaşa'dan birden büyükşehire sıçrama yaparsa bütün dengeleri alt üst eder. Çünkü Candan Yüceyer'in karşısına çıkabilecek mütekabiliyette bir tek Cüneyt Yüksel var. Doğrudur. Yani Cüneyt Yüksel gösterilir mi? Gösterilirse ne olur? Bunun cevabını aramıyorum aslında ama Cüneyt Yüksel eğer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak AK Parti tarafından açıklanırsa bütün siyasi oyunlar başka bir kulvara geçer. Yani muhteşem bir siyaset arenasında seçim şahidi oluruz. Harika zamanlar görürüz. Tam bir demokrasi şöleni yaşanır. Herkese çok fazla görev düşer tabii. AK Partililer çok yoğun çalışmak zorunda kalmazlar çünkü adam zaten çalışan bir adam. Yani referansları var. Süleymanpaşa'da rüştünü ispat etmiş. Yani ola ki Cüneyt Yüksel eğer aday olarak açıklandığı an açıklanırsa şimdi iddia var. İddialara göre konuşacak değiliz. Adamın zaten referansı var. Süleymanpaşa'da yaptıklarının devamı gelecek. Gönül belediyeciliğinde gönülleri almış bir adam. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde gönülleri coşturmaya gelir ancak. Nasip tabii. Nasip tabii.